Mutlu olmak için mutta doğmaya gerek yok zaten. Muta düşmeye görsün yolunuz. Mut halkı sizi mutlu eder sıcak konukseverliğiyle. Böyle diyor Fikret Otyap. Orta Anadolu'dan Akdeniz'e inmek için yola çıktığınızda Toroslar aşmanız için sizi karşılar. Sartavul geçidinde ilerledikçe tam Torosları aştık dersiniz ki karşınıza koca bir çukur çıkar. İşte Fikret Otyam'ın sizleri mutlu eder dediği Mut ilçesi burası. Mut adının da bu bölgeyi çok eskilerde yurt edinen Luvilerin dilinde derin çukur anlamına geldiği söyleniyor. Sizlerle Anadolu'nun en heybetli dağları olan Toroslar dizisini yarıp geçen Cennet Vadi'nin ortasındaki kente, yani Mersin'e bağlı Mut ilçesine Belediye Başkanı Selahattin Arslan'ın eşliğinde konuk olacağız. Efendim, Mut ilçesi Mersin ilinin kuzeybatısında yer olur. İl merkezine uzaklığımız 160 kilometre. Karaman iline 80 kilometreyiz. Sartavul geçidiyle bağlanıyoruz. Ankara istikametinden Mut'a ulaşabilmek için Konya, Karaman, Sartavul geçidini takip etmek gerekiyor. Elbette her yöremizin bir tarihi var. Anadolu adı gibi uygarlıklara bin yıllarca analık yapmış. Ancak Anadolu'muzun öyle yöreleri var ki hangi köşesine baksanız, hangi duvarına dokunsanız o analığını hissedersiniz. İşte Mut da öyle bir yer. Mut tarihi M.Ö. 2000 yıllarına dayanan eski bir yerleşim yeri. Etiler, Frigler, Asurlular, Luiler, Persler, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlılar burayı yurt edinen uygarlıklar. İşte Mut bütün bu kültürlerin harmanlandığı bir merkez. İlçemizin tarihi çok eskilere dayanıyor. M.Ö. 3000-4000 yıllarında ilk defa Etiler, Luiler ilçemizde yaşamışlar. O dönemlerde hatta Lui dilinde Mut kelimesi derin vadi, derin çukur anlamına geliyor. Bilindiği gibi Mut ilçesi de bir çukur çanak içerisindedir. Dört bir tarafımız Toroslarla çevrilidir. Göksu Nehri'nin çevresinde platosunda kurulmuş bir kent. Luilerden sonra Romalılar uzun yıllar burada hakimiyetlerini sürdürmüşler. Daha sonra Bizanslılar ve Selçuklular gelmiş. Selçuklular ve Karamanoğulları uzun yıllar bu bölgede hakimiyetlerini sürmüşler. Hatta Karamanoğullarının ilk kuruluş noktalarından biri Mut. Karamanoğullarının dağılımından sonra Osmanlıların egemenliğine geçmiş. Tarih dolu bir bölge. İlçedeki önemli tarihi kalıntılardan birisi Alahan Manastırı. Milattan sonra 440 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilen Alahan Manastır ve Külliyesi, Batı Kilisesi, Manastır ve Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşuyor. Kültürlerin, medeniyetlerin kalıntıları hala yöremizde var. Örneğin bir Alahan Manastırı dünya ölçeğinde bir değer. Mavga Kalesi keza o şekilde. Buna benzer ilçemiz çevresinde onlarca manastır ve kilise yıkıntısı var, yerleşim birimleri var. Örneğin bir Balabolu var, hala Kültür Bakanlığı'nca araştırması devam eden çok enteresan, farklı bir yerleşim merkezi. Thank you.
Anadolu'ya göçer olarak gelen Yörük boyları yüzyıllar boyu bu bölgeden geçmişler. Yörük kültürünün yaşayan örneklerinden Sarı Keçelileri yılın belli aylarında bu bölgeden geçerken görebilirsiniz. İşte Yörük boyları bir süre sonra hayvanlarını en iyi otlatabilecekleri bu bölgeyi kendilerine yurt edinmişler. Bu yörede yaşayan insanlar da genelde Yörük. Yani Anadolu'dan göçer olarak gelen Yörük boyları hayvanlarıyla hayvancılığın en güzel yapılabileceği iklimsel özellikleri, tabiat koşullarına uygun olan bölgemize yerleşmişler. O günden bugüne kadar hala bu yaşam biçimleri devam eden kavimler var. Anadolu'da edindikleri bilgi, birikim, kültür, örf, adet, anenelerini mutta Toroslar'da yaşatmışlar. Örneğin bizim bir parçamız da Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan gerçi bütün Anadolu'ya mal olmuş, bütün Toroslara mal olmuş. Balkanlar'da bizim hemşerimiz diyor, Kafkaslar bizim hemşerimiz diyor ama biz bunların hepsine katılıyoruz, hepsine saygı duyuyoruz. Ama Karacaoğlan'ın bizimle ciddi bir bağı var. Her yerde yaşamış, dönmüş, dolaşmış. Hayatının sonunu Mutta yaşamış. Mutta Karacaoğlan köyünde rahmetli olmuş. Karacaoğlan tepesine defnedilmiş. Şimdi orada Kültür Bakanlığı aracılığıyla yaptırdığımız Karacaoğlan anıt mezarı var. Bugünün Karacaoğlan'ı da Musa Eroğlu'dur. O da bizim bir parçamız. O da bizim kültürümüzü hala yaşatıyor. Kısacası Mut ilçesi yüzyıllardan bu yana gelen geleneklerini, göreneklerini bozmadan yaşatabilen, onunla övünç duyarak, kıvanç duyarak, gururla yaşattığımız bir toplumuz, bir bölgeyiz. Giderim giderim de ben geri durdum durdum dünyaya lanmış yengile duydum yengile duydum dünyaya lanmış yengile duydum Dedelerimiz 33'te burayı satın almışlar ve buraya bir yerleşim merkezi kurmuşlar. 1990'da devletimize müracaat ederek muhtarlık statüsünü aldık. O günden bu yana da muhtarlığıyla idare edilmektedir. Ayrıca 1960 yıllarından beri köyümüzde kayısıcılık meşhurdur. İncir, buna mutakiben zeytin ve diğer bütün sebzeler yetişmektedir. Köyümüzün %10'u gençlerimiz memur çıkmıştır. Ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmaktadır. Memleketimize hizmet etmektedir. Biz de burada kendimize düşen yaşlılar olarak bahçelerimizde çalışıp hayatımızı idame etmekteyim. Hepinize saygılar sunuyorum. Getirelim Muhammed Ali'ye bizim dilden üzeydir kulumuzu Ali ya Ali ya yaşamda canlılarda deyip yaradana şükür eyledik yabanlarda
çökmüş dünyanın yayı. Gidelim bu yoldayı, bulalım sonu. Aliyan, aliyan, yaşamlar, yalıyorlar beni. Güzel şadayımda hep şahım bile. Müminler cennete gitsin hem güle güle. Aliyan, aliyan. Şimdi televizyonda görüyorum. Doğalını konuşalım. Televizyonda gördüğümüz yerlerde hiç bizim buranın semahını birisi tutmuyor. Bizim burası semahı iki kişi oynar. Diğerleri dara dinelir. Üç bölük oynadığımız semah bizim köyümüzün geneleksel adetidir. Mengi de yine dedelerimizden bizlere intikal eden törelerimizin oyunlarıdır. Hala günümüzde semah, mengi, halay oyunları devam etmektedir. Kusam çalı dibi deşerdi, kekli kusam çalı dibi deşerdi, zengin kusam kız peşine düşerdi, zengin kusam kız peşine düşerdi. Yeşil yurt dağları, bahçelik dağları, yeşil yurt yolları, bahçeli bağlı, yarimden ayrılalı diye bağlı, senden ayrılalı diye bağlı. Balta vurdum katranın, vurdum katranın yüzüne, nale kusun kötü gelin yüzüne, nale kusun kötü gelin yüzüne. Keklik gibi kanadımı süzmedim, keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, bu kara yazıyı kendim yazmadım, anlıma yazılmış da bir kara yazı. Kader böyleymiş, alarım bazı. Gittiğin yerlere güneşler doğsun, gittiğin yerlere güneşler doğsun. Uzun ulusal kanal televizyonlar uğurlar olsun.
ulusal kanal televizyonuna uğurlar olsun. Teşekkürler. Ulusal kanala teşekkürler. Kültürünü koruyarak, o kültürden beslenerek büyümek, gelişmek. İşte Mut'un çizdiği yol bu. Mutlular önlerine çok büyük hedefler koymuşlar. Kültürleriyle birlikte ilçelerini bir tarım başkenti yapmak için çaba harcıyorlar. Örneğin 2020 yılına kadar Türkiye'nin zeytin ihtiyacının yarısını karşılamaya adaylar. Şu an Mut ilçesi tarımsal yönden ciddi bir potansiyele ulaşmıştır. Yılın 12 ayı tarım üretimi yapabiliyoruz. Türkiye genelinde ciddi bir tarım potansiyelimiz var. Üretmiş olduğumuz ürünler ihracata gidiyor, milli ekonomiye katkılarımız oluyor, ilçemizin ekonomisi kalkınıyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Ama bu arada da ilçenin örfü, adeti, gelenek, görenekleri ta yüzyıllarca öncesinden çok farklı bir değişim, bir ayrışım göstermiyor. O gelenekleri, o görenekleri hala yaşatıyoruz. Burada kozmopolit nüfus yapılanması olmamış. Yani bundan yüzyıllarca önce gelen yörük boyları hala o boyların çocukları, nesilleri burada o kültürü yaşatıyorlar. Onun çocukları burada şimdi ticaret yapıyor, tarım yapıyor, üretim yapıyor, hayvancılık yapıyor. Sanıyorum ilçemizde 10-20 tane şelalemiz var. 20-30 tane insanın inmediği, dolaşmadığı kamyonlarımız var. Bu Göksu Vadisi'nde var, Kurtsuyu Vadisi'nde var, Pirinsuyu Vadisi'nde var. Milli parkların korumaya aldığı, doğal olarak muhafaza ettiğimiz yaban keçilerinin bulunduğu çok enteresan vadiler var. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası, Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın uzun yıllar boyu süren topraktaki aşındırma etkisi sonucu derin bir vadi meydana gelmiştir. Doğal su tünelinin uzunluğu 250 metre. Buranın adı Yer Köprü. Burada göreceğiniz doğal tünel ve şelalenin size unutulmaz bir gün geçirteceğine eminiz. Thank you.
dışında Torosların çok bakir alanlarında çok ciddi doğa güzelliklerimiz var. Hele hele öyle el değmemiş, insan elinin ulaşmadığı kanyonlarımız var ki bugün bile günümüzde bile idilmemiş, dolaşılmamış, insanoğlu tarafından keşfedilmemiş kanyonlarımız var. Zaman zaman inebildiğimiz, dolaşabildiğimiz kanyonlarımızın içinde yüzyıllarca önce yaşayan medeniyetlerin kalıntılarını buluyoruz. Onların yaşadığı kentleri, kaleleri, savunma menzillerini görüyoruz. Dolayısıyla Mut sanki keşfedilmemiş, Torosların orta yerinde, doğası bozulmamış, antik değerleri tahrip edilmemiş, havasıyla, suyuyla, iklimiyle, hele hele değişmeyen kültür yapısındaki insanlarıyla arı duru, eski saflığını, eski temizliğini bozmamış, yaşam biçimini aynı olduğu gibi muhafaza eden ve günümüzde de günlük yaşamına uyarlayan el sanatlarıyla, yaşam felsefesiyle, hatta yapmış olduğu ekonomik değerlerde bile bunu yansıtır. Örneğin hayvancılıktaki bizim edindiğimiz bilgiler, deneyimler bundan yüzyıllarca önce burada yaşamış atalarımızın uygulamalarıyla en olumlu, en sağlıklı biçimde olanları hala biz devam ettiriyoruz. Onları kendimize bir yön bulma haritası olarak görüyoruz. Köyümüz yörük kültürüyle yaşayan ve aynı zamanda kırsal kesimde olan bir köydür. Ve halkı tamamı hayvancılıkla geçinen şimdiye kadar. Fakat şimdi şu anda hayvancılık biraz daha zor. Geçim şartları ağır. Ve yetişen gençler olduğu gibi hepsi şehre akın göç ediyor. Biz bunları önlemek için burada bir hiç olmazsa iş sahası açıp köylüye bir iş istihdam yaratmak için bu işi teşebbüs ettik. Dokuma yapıyoruz. Doğal boya projesi kapsamında. 53 doğumluyum. Anamdan doğalı dokurum ben bunu. Burada toplum içinde yaşamayı daha iyi kültür kazanıyoruz. İşte arkadaşlarla sohbet etmeyi, iş yapmayı, dokumada. Aslında bizim daha önce köyde bu dokumamız evlerde devam ediyordu. Herkesin evde tezgahı vardı. Ama tabii böyle toplu olduğu zaman iş verimi daha artıyor. O yapıyor, ben de yapayım anlamında. Ve ortam daha zevkli. Herkes birbirini görüyor. Konuşması, işte onun deseninden bir şeyler öğreniyorsun. İkiz kızlarım var. 20 yaşında onlar yaparlar ev işlerini.
Kendim de aynı devam ediyorum. Kızlarımla bile. Kızlarım da çalışır. Kızlarım da burada. Gelinim aradı. Gelinim gitti. Kızlarım çalışır. İşte iyi bir şey. Meslek devamlı iyidir. Atölyenin burada kurulmasıyla en az 1000 kişiye istihdam yaratmak. Bunu bitkisiyle, otuyla, dokumasıyla, efendim söyledim ne bileyim çeşitli bu kırlardaki otlardan mesela toplayıp gelip bir köylü gelirken heybesine doldurup geldiği zaman burada tartıp gidip parasını alacak. İnsan bir şeyler için gayret sarf ediyor. Ben bugün işimi ne kadar çabuk bitirebilirsem işte atölyeye bir an önce gider tezgahımı dokumamı biraz belki birkaç santim daha fazla yapabilir miyim diye bir düşüncemiz oluyor. Ondan sonra köylümüz, köyün içine gelen yabancılardan tabii kültürel olarak, sosyal olarak da bir bilgilerimiz oluyor. Kültürümüzü geliştiriyoruz, her yere duyuruyoruz. Televizyonda her yerde çıkar olduk. Bazı gelini hoşarız, düğün yaparız. Bazı çalışırız burada. Çay demliyoruz, yemekler yapıyoruz. Yani yer geldiği zaman biz burada eğleniyoruz. Yer geldiği zaman işimizi, kilimlerimizi dokuyoruz. Canımız istediği zaman kalkıp çayımızı demliyoruz, teybimizi açıp oynuyoruz da yani. Akkene yeşillendi fındık dalları. Akkene yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak bu kızın halleri? Acep ne olacak bu yarın halleri? Kız allan gel pullan, gel gel yanıma. Kız allan gel pullan, gel gel yanıma. Sıha beyaz kolları dola boynuma. Sıha beyaz kollar dola boynuma. Efendim bizim aynı zamanda çok zengin bir folklor kültürümüz vardır. Folklor kültürümüz yine dedelerimizin yüzyıllarca önce Yörük kültüründe Orta Asya'dan alıp geldikleri folklor kültürümüzü, folklor birikimimizi, seyirlik oyunlarımızı hala o günkü canlılığında, o günkü uygulamasıyla aynen yaşıyoruz, yaşatıyoruz. O duyguları burada paylaşıyoruz. Bundan yüzyıllarca önce atalarımızın uyguladığı seyirlik oyunlarımız, günlük yaşam biçimini ifade eden derlemelerimiz, taşeli kültürü diye yörenin, doğanın yapısına uyarladığımız taşeli folklorunu, seyirlik oyunlarını zenginleştirerek geçmişteki bütün birikimiyle günümüze taşıdık. Amacımız aynı zenginliği gelecek kuşaklara bozmadan bütün olarak giysisiyle, ritmiyle aktarmak istiyoruz. Buna önem veriyoruz, çaba sarf ediyoruz. O bizim en büyük değerlerimiz, kültürümüz ve folklorumuz. Biraz sonra seyredeceğiniz cüce oyundan size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu cüce oyunu
Mutun Çukurbağ Köyü'nün seyirlik oyunu Deve Bortlaması'ndan olan bir parçasıdır. Nisan-Mayıs aylarında yörüklerin yaylaya göçerken devenin bortlaması olur o aylarda. Mesela bortlaması devenin doğurması demek. Onlarda iki ağa da birbirine küstür, iki yörük ağasını. Deve bortladığı zaman bunun eğlencesini yaparlar. Eğlencesi yapıldığı andan o devenin sahibi, bortlayan devenin sahibi der ki, çağırır bütün komşusunu. Bunu kutlarlar bu çalgıcıların eşliğinde ve çağırır. Ve bunun birkaç tane ismi vardır. Diğer başka oynanan yere değişik isimlerle oynandıysa da esas adı bunun cüce oyunudur. Ve yerden bitmek. Kaç tane daha vardır ama gerisine gerek görmüyorum, söylemeyelim. Çağırır, der ki devesini bortladan ağa, "Loyn, çağırın şu bizim yerden bitmeleri veya cüceleri, gelsin de oynayıversin," der. Buna benzer ilaveten tabi bunların zennesi vardır. Biz bir parçasını, bölümünü yapıyoruz. Bu has yeri ve şey olan deve bortlamasını Mutun Çukurbağ Köyü'ne aittir. Yani Mutun ilçesi kendine Çukurbağ Köyü'ne almıştır. Hemşerilerime şunu öneriyorum. Mut birkaç günlüğüne de olsa. Güneşi var ama denizi yok. Onu ifade etmek istiyor ama doğası var. Doğa zenginlikleri var. Tabiat zenginlikleri var. Antik değerleri var. Anadolu'nun orta yerinde şirin mi şirin, yüreği insan sevgisiyle dolu yörük kültürünün yaşadığı ama çağın getirdiği yeniliklerden de çağdaş yaşamanın gereklerinden de nasibini alıp o konuda da çalışmalarını, mücadelesini yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk düşüncesi ışığı altında yeni mücadele eden aydın, çalışkan, başarılı bir nesil var. Biz burada eski kültürümüzü yeni çağın gereklerine uygun bir şekilde halkımıza, insanımıza en faydalı olabilecek, en çok üreten, en çok çalışan, en çok barışı arzu eden, sevgiyi arzu eden bir kent olarak, kent toplumu olarak Mut'u bilmeyen, tanımayan hemşerilerimize kültürümüzle, doğamızla
Yüreğimiz açık, kendilerini bekliyoruz. Konuk etmekten de onur duyacağız.